Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 6 numaralı toplu taşıma aracının kadın sürücüsü Fatma Güngör, 7 Temmuz 2018 tarihinde yeni garajdan çıkarak eski garaj güzergahına ilerlerken Manisa Lisesi durağından bir kadın yolcu aldı. Otobüse binmekte zorlanan kadın yolcu, diğer yolcuların yardımıyla araçtaki yerini aldı. Şoför Fatma Güngör idaresindeki otobüs eski garaj durağına geldiğinde kadın yolcu fenalaşınca küçük çaplı bir panik yaşandı. Kendisine yolcusunun fenalaştığı bilgisi gelir gelmez soluğu hemen kadın yolcunun yanında alan şoför Fatma Güngör, önce yaşlı kadının rahat nefes alabilmesini sağladı, ardından da büyük bir soğukkanlılıkla aracını devlet hastanesine sürmeye başladı. Devlet hastanesine dönüyorum ben burada. Yaşlı kadının fenalaştığı o anlar otobüs içerisindeki kameralara saniye saniye yansıdı. Bir dahakine gerek yok. İki yıldır otobüs şoförlüğü yapan Fatma Güngör, geçen yılda bir kadın yolcusunun hayatını aynı şekilde kurtarmıştı. Şoför Fatma Güngör, yaşadığı anları işte bu sözlerle anlattı. Yeni garajdan çıktım, eski garaja doğru güzergahım üzerinde giderken Manisa Lisesi durağında bir yaşlı teyzemiz bindi o sıra. Tabii teyze çok zorlandı. Tabii bizim otobüsümüz yana yattığı için ben yatma düğmesine basana kadar teyze iki dizi üzerine çıktı. Bindi otobüse. Tabii binince ben de buradan elimi uzattım ama tutamadım. Buradan başka bir yolcumuz yardımıyla, yanındaki akrabasının yardımıyla arka koltuğa oturtturduk. Tabii o oturdu, ben hareket ettim o sıra. Eski garaj durağına geldiğimde fenalaştı diye bir ses duydum tabii. Kalktım baktım, şuuru yerinde değildi, gözleri kapalıydı teyzemizin. O sıra tabii iğneliğini çözdüm, eşarbını çıkardım, su içirdik. Tabii o an bir elimi kafama koydum, şöyle bir düşündüm hangi hastane yakın, nereye yetiştirebilirim diye. Devlet Hastanesi geldi aklıma, orada dörtlülerimi yaktım. Tekrar oradan bir U dönüşü yaptım çevre yolunda, tabii yolcularımın hiçbirini indirmeden. Arkadaşlar dedim, herkes yerinde otursun, sakin olalım, teyzeye yetiştireceğiz. Oradan tekrar kırmızı ışıktan da geçtim, ters yönden de girdim, hastanenin aciline yetiştirdim teyzeyi. Orada sedye çıkardılar hemen acil, indirdik. Onu bıraktım, tekrar güzergahıma devam ettim. Güzergahım bittikten sonra da burada bir saat bir boşluğum vardı. O sırada tekrar başka otobüse binip hastaneye gittim, teyzeyi ziyaret ettim. Durumu iyiydi, serum takmışlardı, çok memnun kaldı. Elini öptüm, ismi de Fatma. Belki de bir canı görev sırasında kurtardınız. Neleri hissediyorsunuz? Evet, çok çok duygulanıyorum. Gerçekten gözlerim doluyor. Çünkü annelerimiz, babalarımız onlar bizim. Hani yaşlılarımızdan dolayı bilmiyorum, benim adıma Ulaşım Daire Başkanlığı'na mektup yazanlar da oluyormuş. Bilmiyorum, sevgiyle, saygıyla, hiçbir yolcumla, hiçbir kötü bir şey yaşamadan 2 senemi doldurdum çok şükür. 3. seneye girdim. İnşallah da böyle devam eder ve işimi çok severek yapıyorum. Hamile bayan olsun, küçük çocuklar olsun, yaşlılarımız olsun, gençlerimiz olsun. Arabam bir ailem, evim, başka bir şey değil. Evim burası. Şoför Fatma Güngör herhangi bir rahatsızlık durumunda yapılması gerekenleri de şöyle anlattı. Oldukça herkesin sakin olması gerekiyor. O anki hastamıza nasıl yardım olabiliriz, yardımcı olabiliriz onu düşünmeleri lazım. Panik yapmamaları lazım. Şoför arkadaşlarımın oldukça sakin, saygılı. Hani en kısa zaman, en kısa yerde nereye yetiştirebiliriz? Hangi sağlık ocağı veya hastane yakın? Onu düşünmeli. Çünkü 112'yi arayayım, geleyim, gideyim diye ne kadar bir zaman kaybı. Çünkü teyzenin gözü kapalı olunca ben dedim teyzeyi kaybettik diye çok korktum ve o an hiç panik yapamadım. Hiç, yani panik yapmadım. Kendi içimde bir korkuyla, teyze gitti korkusuyla. Çok şükür yerinde, iyi. Hani arkadaşlarımdan da şunu istiyorum. Gerçekten büyüklerimize özellikle söylüyorum, saygılı ve sevgili olsunlar. Çünkü onlar bizim büyüklerimiz, analarımız, babalarımız. Bizi yetiştiren onlar ve yarın biz de onların yerine geçeceğiz. Öte yandan fenalaşan Fatma Gülfida'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ne oldu? Ne oldu? Ay, bitti mi lan? Neyse.